ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu darül imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı faniden gidip dar-ı bakide huzur-ı kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine makam-ı saltanat-ı ebedisine perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i ve Mabud'u, Rabb'i ve Seyyid'i ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin temsilinde şöyle müjde eder ve der ki: ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk oluyorsun? İnsanın bir insine müsudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedîsi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz.